Saat 9. Türkiye'nin en iyi radyosu Best FM'desiniz. Radyonuz açık olsun. Gereken her şey. Zaten engelli vatandaş oturduğu yani yerde. Yani engelli vatandaşa içinde. Devlet de engel çıkartıyor. Böyle bir sorun var. Problemin ve çözümün kaynağındaki herkes. Sizin dile getirdiğiniz aksaklık istediğimiz seviyeyi yakalayamadığımız gösteriyor. Onun için teşekkür ediyorum. Sesini duyurmaya çalışan her vatandaş. Şu anda Allah sizden razı olsun. Estağfurullah efendim. Çok cümlemizden razı olsun. Konuşan Türkiye'de sözler gerçeğe dönüşüyor. Cem Arslan. Bu şartlar altında nasıl olacak? Tufan Yakar. İlerleyen günler ne gösterecek? Konuşan Türkiye Best FM'de. Evet, hemen konuğumuza günaydın diyelim. Psikiyatri uzmanı Profesör Doktor Nevzat Tarhan, hoş geldiniz efendim yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar efendim. Çok teşekkürler. Teşekkür ediyoruz hocam. Günaydın. Şimdi son zamanlarda öne çıkan bazı operasyonlar var ve bu operasyonlarda da algıda seçicilik herhalde halk tarafından daha fazla takip edilmesi biraz da ünlülerin işin içinde olmasıyla alakalı. Ama şu bir gerçek. Evet. Özellikle uyuşturucu madde kullanımı giderek artan büyük bir bela olarak önümüze çıkıyor. Şimdi birincisi, bunu ünlüler açısından değerlendirmekte fayda var. Yani ya da ünlüler açısından değerlendirmek mi gerekiyor? Son zamanlarda ünlülerin özellikle uyuşturucu operasyonlarına adının bu denli karışması nasıl yorumlamalıyız? Tabii şimdi ünlülerin uyuşturucu konusunda daha çok maruz kalmaları tesadüfi değil. Yani burada toplumun ortalamasında anlamlı bir artış var. Yani bir 10 seneye göre geometrik de bir artış var. Dünyadaki hızından daha fazla bir artış var Türkiye'de diyebiliriz. Bu en çok böyle göz önünde olan kişilerde olması dikkat çekiyor. Bu nedenle sadece onlar arasında kullanılıyor gibi düşünmek sağlıklı olmaz. Ama ünlülerin bu konuda daha fazla risk altında olduğunu da bilmek gerekir. Çünkü ünlülerin kendi aralarında değişik bir ister istemez ilişkileri oluyor. Çünkü sokağa yalnız başlarına rahat çıkamıyorlar. Çıktıkları zaman AVM'de gezemiyorlar. Muhakkak birileri yanına geliyor. Bu nedenle kendileri bir kapalı grup oluşturuyorlar. Ve bu kapalı grup içerisinde de madde kullanan bir tanesi işte bir şey olmaz bir taneden diye kolay ulaşılabiliyor. İmkanlar daha yüksek. Ve rahatlıkla elde edebiliyorlar. Fakat bu uyuşturucu da özellikle yeni çıkan sentetik ester gibi uyuşturucular çok çok cazip, çok çekici ve altın vuruş etkisi var. Yani bir anda doruk bir zevk veriyor ama daha sonraki alışlarda bu doruk zevki elde edemiyorlar. İşte bu sefer onu yakalamak için sürekli almaya başlıyorlar. Sevgili hocam, burada lafınızı balla kesip araya bir girmek istiyorum. Biz Türkiye Cumhuriyeti insanları olarak sanatçı ünvanını o kadar kolay veriyoruz ki insanlara. Evet. Daha hak etmeden bir dizide 6. sınıf bir rol oynayan kişiyi sokakta yürüyemez hale getiriyoruz. O kadar kolay bir ünvan veriyoruz ki onlar da hak etmedikleri sanatçı ünvanını akşamdan sabaha hayatlarına dahil edince o sanatçı yükünü kaldırabilmek adına anladığım kadarıyla bu maddelere başvuruyorlar. Çünkü ancak madde aldığı zaman toplumun karşısına çıkabiliyorlar. Çünkü kendilerine güvenleri yok. Kendileri de kendilerinin durumuna çok şaşırdıkları için ben nasıl bu hale geldim, bu kadar ünlü oldum diye ancak uyuşturucu maddeden ya da uyarıcı maddeden, uyuşturucu deyince aslında uyarıcı maddeler de var işin içine. Evet, narkotik demek lazım. Narkotik maddelerden medet umuyorlar gibi bir düşüncem var. Katılır mısınız bilmiyorum. Tabii çok doğru. Şimdi burada önemli bir kısmı da psikolojik olarak hazır olmadan birdenbire parmakla gösterilen kişi haline geliyor toplumda. Bu bir insanın üzerine bir yük getiriyor. Yani bir anda eğer kişi psikolojik olarak hazır değilse ben neymişim duygusuna kapılıyor. Kendini özel, kendini hissediyor. Ve bu durumda kişi
yani egosunu çok kabartma, yükseltmek gibi bir durum söz konusu. Bunun sonucunda, alo? Dinliyoruz hocam. Biliyorsunuz evet. Bunun sonucunda ortaya çıkacak kişi psikolojik olarak hazır değilse, kendisini hazır hissetmiyorsa yapılacak şey o kişi için önemli. O kaçışta genellikle bir madde kolaylaşılabilir madde oluyor. O anda yapay bir iyilik hali hissediyor. İçindeki o çelişkiyi, negatif duyguyu gidermek için. Bu nedenle bakışınız gerçekçi ama herkes için geçerli değil. Peki hocam biraz daha genele yayarsak madde kullanımını. Son zamanlarda evet, özellikle giderek artan bir bela olarak önümüze çıkıyor. Bu konuda tabii belli yaşa gelmiş insanları da ayırt etmemek lazım ama genel olarak baktığımızda çocuklarımız da çok büyük risk altında. Nasıl korumalıyız? Evet. İnsanları madde kullanımından nasıl korumalıyız? Bunun önüne geçmek için ne gibi çalışmalar yapılması gerekiyor? Hem aile bazında hem yönetim bazında neler yapılması gerekiyor? Tabii şimdi burada bağımlı olanların tedavisi çok zahmetli, pahalı bir tedavi. Hatta şimdi SGK karar almış. Karşılıksız yani özel sektöre de tedavi açıyor çünkü yetişemiyor. Çok yoğun bir talep var. Onkoloji hastalarına gösterilen destek gibi bağımlı hastalarına destek göstermek ihtiyaç etmiş. Ama bağımlılığın o ilk başta detoks tedavisi var, arınma tedavisi. Onu yaptıktan sonra rehabilitasyon önemli. Bunu yapılmazsa tek kişi tekrar bağımlılığa dönüş ortaya çıkıyor. Yani bağımlılık sonuçta bir beyin hastalığı halinde. O ki bazı kişilerin beyin yapısı daha duyarlı oluyor. Bağımlılığın şu andaki yeni adı da ödül yetmezliği sendromu. Yani bu kişiler ödüle doymuyorlar. Daha fazla daha fazla istiyorlar. Ve çıtaları devamlı yükseliyor. Bu sefer artık sıradan şeyler zevk vermemeye başlıyor. Olağanüstü sıra dışı şeylerle. Mesela cinselliği bile madde olmadan yaşayamıyorlar. Burada o noktaya geliyor. Zevk almak, ödüle doymuyorlar. Bu durumda o kişilerin tedavi edilmesi gerekiyor ama asıl önemli olan sizin söylediğiniz koruyucu, önleyici sağlık olarak ne yapılması gerekiyor? Koruyucu olarak bütün bu konuda ailelerin, anne ve babaların bilinçli davranması önemli. Ve çocuk, esas olan çocuk evi seviyorsa, aileyi seviyorsa, aile bağları güçlüyse, çocuk madde kullansa bile müddet sonra anne baba ortak bir kullanıyorsa, bu konuda bilinçliyseler, çocuk madde kullanma konusunda daha dirençli, daha sağlıklı bir tepki verebiliyor. Arkadaşlar kullansa bile o bu konuda daha güçlü bir duruş gösterebiliyor. Bu nedenle ailenin parçalanmış ailelerde risk yüksek mesela. Ailede devamlı ses tonu yüksekse, kavgalı, geçimsizse, çocuk mutsuzsa, zayıf aile varsa, aile bağları zayıfsa, herkes kendi hayatını yaşıyorsa, böyle durumlarda madde kullanma, yani bir bağlanma ihtiyacı ile ilgili kişinin. Hocam bu noktada Nevzat hocam bir araya evet, girmek istiyorum. Evet. Şöyle bir durum var, madde kullanımında ben de uzun yıllardır sevgili Zafer Ercan'la beraber okullara gidiyoruz, paneller yapıyoruz ve bu konuda evet, iyi kötü bilgi sahibiyiz. Şöyle genel anlamda bir inanış var. Mesela Esrar gibi uyuşturucu maddeleri, uyuşturucu bağımlıları kendi kendilerine bir sınıflandırmışlar. Hani doğal uyuşturucular, sentetikler, kimyasallar gibi sanki doğal evet, uyuşturucular hani halk arasındaki kaba tabirle ottur, günah yoktur gibi bir ibareyle kendi hayatlarını ne zaman istense bırakabilir. Bir zararı yoktur doğal uyuşturucuların, doğal narkotik maddelerinin. Tehlikeli olan kimyasallardır, kimyasaldan uzak durmak lazım gibi son derece yanlış bir inanışa sahipler. Halbuki narkotik maddelerin tamamı insan hayatını zehir eden, bir kullanımın son kullanım olabileceği bir noktada. Bu konuda da uzman bir kişi olarak görüşlerinizi paylaşır mısınız? Bu yanlış intiba konusunda siz neler söylemek istiyorsunuz? Evet, evet, çok doğru. Zafer Bey, Zafer Ercan zaten bu konuda çok emeği olan bir kimsedir. Onunla birlikte çalışmış olmanız konuyu içeriden biliyorsunuz. Bu, evet, yani bu tespit evet, çok yerinde. Şimdi madde kullan, şimdi o esrarın işte ot olarak bilinen sentetik çıktı biliyorsunuz. İşte bonsai evet, vesaire evet, diye. Evet. Sentetik etkisi yüksek fakat şiddetli akıl hastalığına dönüşüyor. Şizofreninin gizli şizofreni, paranoya, bipolarları tetikliyor. Bu nedenle masum değil. Yani ot masum değil. Yani şu anda
Amerika'da Medikal Esrar diye Tıbbi Esrar adı altında çok sınırlı kullanımı bazı alanlarda Kaliforniya'da başladı, Hollanda'da var. Fakat bu reçete ediliyor, çok kontrollü kullanımı var. Yani, ama bu onun zararsız olduğu anlamına gelmez. Bu alkolden farklı. Yani alkolde sosyal içici olabilirsiniz ama esrarda sosyal içici olamazsınız. Çünkü esrar genellikle ilk adım oluyor ve bir müddet sonra esrar tatmin etmiyor kişiyi. Yani kokain veya diğer sentetiklere geçiş maddesi haline geliyor. Yani bunun nedenle esrar konusunda çok kolay elde edilebilmesi, ucuz olması gençlere bir tuzak haline geliyor. Asıl önemli olan sanki esrar kullanımı her istenen anda, yani içerim ama istediğim anda da bırakırım gibi bir intibası tabii var, ama başlanıldığında bırakılmıyor. Esrar alkol dünyasının birası gibi hocam. Birayla başlayıp devam ediyor ya, esrarda da öyle başlıyor, bir müddet sonra bu beni kesmiyor noktasına yetmiyor, geliyor. Nasıl istediği zaman bırakabiliyor o zaman, mantığa da uymuyor. İnsan sağlığına da uymuyor. Bu konu krizi, çok tehlikeli bir konu. Krizi daha hafif olduğu için öyle zannediliyor. Ama gene işte bu da geçiş maddesi. Ve bu yani genellikle büyük yangınlar küçük kıvılcımlarla başlar. Bunları bir kıvılcım olarak görmek lazım. Yani gençler bunu bilmesi gerekir. Peki yani hocam, süremizin son artık 1-2 dakikası tabii içerisindeyiz. Ben özellikle Türkiye'deki uygulamaları soracağım size. Yani yeterli mi? Bunun için atılması gereken başka adımlar var mı? Tabii yani bu konuda Türkiye'de yapılacak çok şey var. Yani özellikle okullarda bu konuda eğitim, ama oturup uyuşturucu böyle kötüdür, böyle kötüdür tarzında yapılan eğitimler sonuç vermiyor. Daha çok merak uyandırıyor ve zayıf olan kişilere risk oluşturuyor. Yani bunun yerine çocukları negatif üzerinden eğitim vermek değil, pozitif üzerinden eğitim vermek. Yani onlara hayatta yeni bir ilgi alanları, yeni zevk alanları, yeni keyif alanları elde edebileceği bir yaşam kursu eğitimi vermek, pozitif psikoloji eğitimi vermek. Dünya bu şekilde bunu çözmeye çalışıyor. Pozitif psikoloji bu nedenle değerler eğitimi tarzında okullarda çocuklara, gençlere verilerek, yani nasıl insanın böyle sosyal projelerde olması, insanlara faydalı olması, tıpkı madde kullanır gibi beyinde mutluluk hormonu salgılatıyor. Yani bu beyinde mutluluk hormonu salgılatan böyle zevk tuzakları yerine kişinin hayatı boyunca kullanabileceği bilgi alanları, böyle başarı, sosyal hedefler koyduğumuz zaman gençler o şey içerisinde, çalışma içerisinde maddi ihtiyaç hissetmiyorlar. Yani bu nedenle burada yapılacak şey gençlere uğrunda yaşanacak bir amaç verebilmek, yani uğrunda sosyal hedefler koyabilmek. Yani egoizmin arttığı yerde madde kullanımı artıyor. Bu birbirine narsizmin yükseldiği yerde bağımlılık yükseliyor. Bu nedenle narsizmle mücadele edilmesi, yani kişinin sadece kendisi için yaşayan değil de başkalarından faydalı olmayı da yaşam ideali olarak seçen kişilerde madde kullanmaya karşı daha dirençli oluyorlar. Bu nedenle işte pozitif eğitimlerin yapılması gerekir diye düşünüyorum ben. Hocam çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Değerli görüşlerinizi bizlerle paylaştığınız için iyi çalışmalar diliyoruz. Sağ olun. İyi yayınlar Nevzat Hocam. Size de görüşmek üzere. Çünkü sizin de bizim kadar yayınınız var. Birçok yere bağlanıyorsunuz. Birçok yerde çalışmalarınız var. Teşekkür ediyoruz halkla bu duyguyu paylaştığınız için. İyi günler hocam. Sağ olun. Sağ olun.